Herkesi bir mutladım. Sesler birbirine girmesin diye. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Nazlı, Mor Sertifika Programı'nda proje asistanı olarak çalışıyorum. Bir kısmınız zaten tanıyor eğitimlerden. Bugün kamu, veba ve salgın yönetimi üzerine konuşacağız. Benim için biraz nostaljik ve heyecanlı bir an aynı zamanda. Çünkü ben Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar Bölümünde Hülya Hoca ve Ayşe Can Hoca'nın beraber verdiği derslere katıldım. Dolayısıyla ikisini birden yeniden böyle görmek aslında biraz da o dersleri çağrıştırıyor bana. Ayrı bir heyecanlıyım. Bu yüzden sürçülisan edersem şimdiden affola. Hülya Hoca, önce biraz tanıtayım bizi. Bugün aslında 5 kişi konuşmacı olarak bulunuyor burada. Ben de moderasyon yapacağım 6. kişi olarak. Hülya Hoca bizim Mor Sertifika programımızın, Sucender'ın direktörü aynı zamanda. Bunun dışında karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarında yer alıyor. Bizi 13 yıldır Mor Sertifika programı olarak destekleyen çok kıymetli bir hocamız, öyle söyleyeyim. Ayşecan Hoca, Ayşecan Terzioğlu yine Sabancı Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar bölümünde ve Gender Studies bölümünde dersler veriyor. Aynı zamanda o da bizim şahane bir destekçimiz ve eğitimlerimizde her zaman sağlık alanında inanılmaz güzel sunumlarıyla bizimle birlikte oluyor. Bugün ayrıca bir de Metehan, Cemre ve Pınar aramızda. Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden üçü de kültürel çalışmalar ve ekonomi bölümlerinden. Onlar da konuşmacı olarak katkıda bulunacak. Şimdi biraz akıştan bahsedeyim. Öncelikle bu şeyi, oturumu biz kayda alacağız. Bununla ilgili eğer rahatsızlığınız varsa, yani kayda alınmak istemiyorsanız özelden, chatten yazabilirsiniz. Ya da işte kameralarınızı da kapalı tutabilirsiniz. Bunun dışında şöyle bir akış yapacağız. Öncelikli olarak Hülya Hoca, Ayşe Can Hoca ve diğer öğrenci arkadaşlarımız sunumlarını yapacak. Ben o sırada sizin sorularınızı chatten topluyor olacağım. Yani sorularınızı yazılı bir şekilde oturumun başından itibaren yazabilirsiniz. Ben onları toparlıyor olacağım. Sonrasında soru kısmına geçeceğiz ve soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi ben teker teker konuşmacılarımızın seslerini açıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Nazlı. Bu çok güzel teşekkürler. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Hülya Hocam'la başlayabiliriz sanırım. Harika. Nazlıcığım çok çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Bazılarınız ilk webinarda da vardı. Onları görmek de bizi çok mutlu etti. Tabii biz bu lockdownları hiç düşünmeden bu akşama koymuşuz webinarı ve aslında katılımcıların bazıları şu anda 12'ye kadar dakika sayıyor ve hani dışarı çıkabildikleri son anların tadını yaşıyorlar. Dolayısıyla kaydı takip edecekler. Ama sizler burada olduğunuz için bazılarınız farklı zaman dilimlerinden, Amerika'dan katılıyorlar. Onlar tabii aynı endişelerle, streslerle gelmiyorlar bu akşam. Güne yeni başladılar. Hoş geldiniz hepiniz. Çok güzel hepinizi görmek bir arada. Ümit ediyorum konuşmalar sonrasında da hep beraber fikir paylaşımında ve güzel bir sohbetle bir araya geleceğiz. Şimdi ben önce bu webinarları nasıl serileştirdik, fikir nereden çıktı, biraz ondan başlayayım. Biz aslında Ayşe Can'la uzun süredir böyle bir hem ders kurgulayabileceğimizi, bunun belki bir araştırmaya gidebileceğini, bir proje olabileceğini düşünüyorduk. Ve hastalık ve edebiyat, salgınlar ve edebiyat, pandemi ve tarih yazımı gibi farklı başlıklar altında aslında kurgulayabileceğimiz, ikimizin ortak olduğu ya da başka araştırmacılarla birlikte düzenleyebileceğimiz bir ders ya da araştırma projesi gibi düşünüyorduk. Covid-19 çıktığından beri de zaten Ayşe Can çok ön planda, çok hoş webinarlar veriyor salgınlar ve salgın tarihiyle ilgili. Ben de aynı şekilde şimdi bütün çalışmalarımı özellikle 20. yüzyıl ve pandemi üzerinden düşünmeye başladım. İlk webinarı da hatırlarsanız İspanyol gribi üzerine yapmıştım zaten ve hem modernist düşünceyi hem Virginia Woolf'u, çok bireysel olarak Virginia Woolf'un eserlerini nasıl etkilemiş olabileceğini, hem de pandemi üzerinden düşünmenin aslında bizi nasıl farklı düşünce yollarına götürdüğünü araştırmaya çalıştım. Bir yandan da tabii salgının cinsiyetiyle aslında çok ilgilenmiştik o ilk webinarda.
Bugün yalnız bir yenilik daha var bugünkü webinarın kurgusunda. O da Sabancı Üniversitesi'nde benim metin analizi diye verdiğim bir derste biz zaten kültürel çalışmalar, ekonomi, mühendislik dallarından öğrencilerle vebayı inceliyorduk. Dolayısıyla o da bir araya gelince hep birlikte bu webinarı kurgulayalım dedik. Şöyle bir akış yapalım dedik. Ben birazcık vebadan bahsedeceğim. Kamu özelinde neleri düşünmeliyiz, neleri göz önünde bulundurmalıyız bu romanı incelerken, onlardan önce bahsedeceğim. Sonra Ayşecan hem romanla ilgili birkaç notu size tekrar hatırlatacak kendi argümanlarını, hem de biraz bugünle bağlantılı argümanlar kuracak. Akabinde Metehan, Cemre ve Pınar bize romandan bugüne nasıl bir takım bağlar, çizgiler, ilişkiler bulabiliriz? Bununla ilgili biraz bizi aydınlatacaklar. Ayşecan'la ben daha sonrasında hani roman ve bugün arasındaki bu bütün noktaları size sunup sorulara doğru ilerleyeceğiz. Böyle bir akışımız olacak bugün. Ben şimdi sözü uzatmadan yavaş yavaş başlayayım. Geçen webinardaki bir iki noktayı tekrar edeceğim. Kusura bakmasın geçen sefer katılanlar. Biraz bu dönem neler olduğunu anlamak için de önemli. Geçen sefer üstünde durduğum en önemli nokta, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen İspanyol gribinin aslında Birinci Dünya Savaşı'nın ölümlerinden de çok fazla can almasına rağmen hem tarih yazımında hem estetikte, edebiyat tarihinde yerinin çok sınırlı olması ve hani bunun aslında nedenlerinin de çok yakın zamanlarda araştırılmış olmasıydı. Utka'dan bahsettim geçen sefer. Şöyle bir şeye karar verdik Ayşecan'la bu webinarda. Eğer daha akademik bu konularla ilginiz varsa daha sonrasında, webinar sonrasında iletişime girelim dedik. Siz Nazlı'ya yazabilirsiniz. Belki onunla kaydolmuşsunuzdur, onun vesilesiyle. Ve biz size hani bu konular üzerine ek bir biyografya, kaynakça isimlerini sunacağız. Ama şu anda o isimlerden bir PowerPoint yapmayı tercih etmediğimiz ve daha sözlü size ulaşmak istediğimiz için o isimlerden şu anda birebir bahsetmiyor olacağım. 2019'da sadece önemli bir eser çıktı, Viral Modernism adı altında. O zaten İspanyol gribi sonrasında modernizmin nasıl etkilendiğini ve hangi edebiyat türlerinin aslında İspanyol gribiyle alakalı olduğunu ve neden bu pandeminin bu kadar az çalışıldığını araştırıyor. Ve çok kıymetli bir eser. Bir şekilde COVID-19'dan önce Columbia University tarafından basılıp hani şimdi de aslında hepimize yön gösteren bir eser. Onu başka bir vesileyle size bibliografik bilgilerini gönderirim. Şimdi vebaya döndüğümüzde birkaç noktadan bahsedeceğim ama önce bir Camus'ya bakalım isterseniz. Camus kim? Nereden geliyor? Hangi kontekste bunu yazıyor? Sonra da vebayı nasıl yorumlayabiliriz? Hem Camus'un eserleri içinde hem de iki seviyeli, hem daha böyle bazal seviyede, literal dediğimiz seviyede, yani gerçekten bir salgınsa bu, nasıl fiktif dünyada bunu algılayabiliriz, yorumlayabiliriz. Bir de daha siyasi alegori olarak ikinci bir seviyede nasıl algılayabiliriz? Bir onlara bakalım. Albert Camus 1913-1960 yılları arasında yaşıyor. Çok yoksul bir aileden geliyor ve aslında onun aile trajedisi de Birinci Dünya Savaşı'yla çok iç içe. Savaşın ilk yılında savaşta babasını kaybediyor. Dolayısıyla bir yaşındayken aslında 1914'te babasını kaybediyor. Cezayir'in Mondovi kasabasında doğuyor ve babasının ölümünden sonra çok yoksul koşullarda büyüyor. Annesi tek kalıyor, işte taşınıyorlar böyle bir amcanın yanına, annesi evlere temizliğe giderek aileye bakıyor. Korkunç aslında. Yani savaş hikayelerinden belki tanıdık olduğumuz, hakikaten yoksulluk, zorlukla iç içe çok zor bir çocukluğu var. Erken yaşta evden ayrılıyor ve Cezayir Üniversitesi'nde okuyor. Ayrıca bu dönem hastalıklardan da üniversite yıllarından sonra bolca nasibini alıyor.
Şimdi hastalık konumuzken biyografilerde de bir insanın kendi hayatında hastalığın yerinden bahsetmek bence çok kıymetli. 1930'da vereme yakalanıyor mesela ve uzun zamanlar veremden de kurtulamıyor. Yani çok veremden de aslında zorlu dönemler geçirmiş bir yazar. 1935'te İşçinin Tiyatrosu diye Türkçe'ye çevrilen Théâtre du Travail'i kuruyor. 1939'da savaşın başlangıcında bu tiyatro kapatılıyor. Verem hastası olduğu içinse Fransız ordusuna kabul edilmiyor. Bu aslında bir avantaja dönüşüyor. Çünkü ondan sonraki pasifist yaklaşımını ve felsefesini orduda olmamak aslında çok ilginç bir şekilde dönüştürüyor. 1940'da Paris'te birkaç yıl yaşıyor. Ve Nazi işgalinden sonra Fransız direnişine katılıyor. Combat adlı bir gazetede aslında baş editörlük yapıyor, yazılar yayınlamaya başlıyor. Ve bu da aslında Nazizme karşı verdiği müthiş mücadelenin en güzel örneklerinden biri. Bugün hiç tasarlamadan aslında vebayı listemize koyduk ama bugün 8 Mayıs hatırlarsanız 75 yıl önce Nazi Almanya'sının savaşı kaybetmesinin hani önemli dönüm noktalarından biri. Bugün de sanal alemde anılıyor bu bu durum. Dolayısıyla buluşamıyoruz. Bunu bir şekilde Avrupa'da da aslında çeşitli törenler yapılamıyor bununla ilgili. Ama bugün de önemli bir dönüm noktası. Onu da hatırlatmak isterim. Camus 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanıyor. Çok ilham verici bir ödül konuşması var. Ondan çok az bahsedeceğim sonra. Ama siz de belki gidip web linklerini bulmak çok kolay, ona bakabilirsiniz. Bu arada vebayla bağlantılı olabilecek başka eserlerinde daha da çok yer verdiği absürt dediği bir kavram üzerine yazıyor. O eserin adı da Sisyphus'un miti. Bu buradaki absürt kavramını daha sonra 1950'lerde Beckett, Ionesco kendi absürt tiyatro eserlerini kurgularken aslında çok etkilenerek okuyorlar ve kullanıyorlar. Fakat ben bugün vebada aslında bahsettiği absürtte çok yer olmadığını, aslında vebanın bize bir takım değerleri gösterdiğini ve insan hayatının varoluşunun absürde olabilecek derecede anlamsız olmadığını göstermeye çalışacağım. Bir yanıyla vebayı didaktik kılıyor bu yorum. Bir yanıyla da aslında onun Sisyphus'ta kurduğu absürden uzaklaştırıyor. Camus'un vebasında biraz salgının cinsiyetini konuşalım dedik. Kendimizi tamamen eril bir dünyada buluyoruz. Hem bilimsel hem dine dayalı tartışmalarda salgın yönetimiyle ilgili tüm karakterlere baktığımızda karşımıza erkek karakterler çıkıyor. Doktor Rio'dan başlayabiliriz. Panelu, Taru, Kotar bunlardan bazıları. Bir yandan salgın yönetimine, salgın konusundaki felsefi duruşlara bakıp diğer yandan da ölümün etkisine baktığımızda yine çok eril bir dünyada buluyoruz kendimizi. Erkek ölümleri olduğu zaman okuyucu olarak en derin şekilde sarsılmamızı, acı hissetmemizi ya da yas tutmamız bekleniyor. Dolayısıyla acı ve yasla yüzleştiğimiz ölümler de aslında eril bir alana ait. Kadın ölümleri çok arka planda, çok marjinal, çok önemsizleştiriliyor. Dolayısıyla bir örnek olarak Rio'nun karısını verebilirim. Tabii önemli bir karakter belki, hani Doktor Rio romana çok şekil verdiği için. Bize uzaklardan ailelerimizi kaybedebileceğimizi, veda etmemiz gerektiğini sevdiklerimize hatırlatıyor. Ama bu karakterde, bu Madame Rieu de aslında hikayenin hiç merkezinde değil ve hikayenin akışı, felsefi tartışmaları içinde çok önemli bir karakter değil. Yalnız geçen webinardan bugüne ek olarak şunu söylemek isterim. Ölümün kendisi ya da vebadan ölmek feminize edilmiş bir durum değil. Yani tamam vebadan ölmek, kahramanlık, şehitlik adı altında, konteksti altında belki tartışılmıyor ve o şekilde bize sunulmuyor. Ama biyolojik şekilde açıklanıyor vesaire.
Ama bir yandan da vebadan ölmek utanılacak bir şey değil, gizlenilecek bir şey değil, sessizleştirilen, susturulacak bir şey değil, kayda değer bir şey. Bu da İspanyol gribinden sonra aslında çok değişik bir duruş, unutmayalım. Çünkü 1918'deki olayda en önemli sorunlardan birisi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki ölümlere göre İspanyol gribinden kaynaklanan ölümlerin aslında milliyetçi ya da siyasi herhangi bir ideoloji altında kaydedilemeyeceği için sessizleştirilmesi, feminize edilmesi, susturulmasıydı. Burada aslında çok farklı. Ölüm kaydediliyor, bilimsel dayanaklarla kaydediliyor. Herhangi bir milliyetçi ya da dine dayalı ideolojinin kutsallığı içinde de kaydedilmiyor. Onu da unutmamak lazım. Dolayısıyla yine bir siyasi temeli yok bu ölümlerin ya da kutsal bir konteksti yok. İspanyol gribine dönersek, oradan birkaç şey daha alalım buraya. Gripte ölümler feminize ediliyordu çünkü bir savaşta ölmek kadar herhangi bir siyasi ideoloji altına girecek milliyetçilik vesaire gibi ölümler değildi. İki, grip sonucu ölümler hem dışarıda hem ev içinde oluyordu. Ev alanı da sadece erkeklere değil, tabii daha çok kadın ve çocuklara ait bir alandı. Dolayısıyla ikinci olarak da feminize ediliyor ve biraz da marjinalleştiriliyordu. Çünkü kadın ve çocuk tarihini yazmak da aslında çok son dönemlere ait bir tarih yazımı türü. O yüzden de 1970'lere kadar aslında bu ölümler üzerinden giden bu eksenli bir tarih yazımı görmedik. Bir yandan da o dönem tabii çok fazla sansür vesaire var. Bu ölümleri kaydetmek vesaire de çok kolay değildi. Ben o son noktayı alacağım ve diyeceğim ki vebada aslında salgın yönetimi olduğu kadar ölümleri de kaydetmek çok değerli. Dolayısıyla birden bu kayıt kısmı, şahit olma kısmı, hani bir salgında neler dönüyor, iç dinamikleri nedir, eşitsizlikleri nedir, güç ilişkileri nedir, ölümler nasıl kaydedilmelidir kısmı birden ön plana çıkıyor. Onu bir şekilde bir kenara yazalım ve mutlaka sohbette tekrar üzerinde duralım. Şimdi edebiyat okumak çok zorlu bir şey. Çünkü hepinizin bildiği gibi bir romanın çok katmerli anlamları olabilir, katmanlı. Burada iki anlam üzerinde duralım. Pek çok olacaktır. Yani ben hiçbir yoruma bir şekilde karşı değilim ya da onların daha az geçerli olacağını düşünmüyorum. Sadece biraz daha işimizi kolaylaştırmak adına bir adet daha literal anlamda gerçek biyolojik bir salgın olduğunu düşündüğümüz bir platform yaratılıyor. Bir kurgu dünyası yaratılıyor bize. Ve olay Camus'un çok iyi tanıdığı Cezayir'in Oran kasabasında geçiyor. Şimdi bu bölgede tarihsel olarak baktığımızda peş peşe salgınlar görüyoruz. Ama en önemlisi sanki, en önemli referans 1849'a. Orada Fransız sömürgeciliğinden geçiş döneminden sonra bir kolera salgını var. Ve en ciddi tahribat veren ve en çok ölüme sebep olan salgın aslında 1849. Ama veba aslında 16. yüzyılda, 17. yüzyılda da oranda görülüyor. Sadece ölüm sayıları çok çok ekstrem değil. Romanın kurgusu yalnız 1940'larda geçiyor. Onu da unutmamak lazım. 1947'de yayınlanıyor. Dolayısıyla geçmişe mutlaka referans veriyorsa da hani daha çok bugünle, o günle, yani 1940'ların gerçekleriyle ve bir veba olsaydı nasıl olurdu sorusuyla meşgul. İkinci platforma gidelim. İkinci platforma da ne dedik? Siyasi bir alegori olabilir dedik. Öyle olacaksa da çok belli ki mutlaka başka şeylere de gidebilecek bu. Ama nazizmle çok meşgul, faşizmle çok meşgul. Ve salgını bu sefer bir ideolojinin yayılması olarak, yani alegoriyi öyle kurguluyor. Şimdi bu aslında Camus'den sonra gelen özellikle absürt tiyatronun da işte gergedanlaşma örneğini vesaire hatırlarsanız çok kullandığı bir yöntem. Ama bir yandan da bir şeyleri kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Yani alegori seviyesinde düşündüğümüzde bunu biyolojik salgınla eşdeğer ya da benzer gördüğümüzde özellikle arka planda bireysel, kolektif, kurumsal direniş potansiyelini,
totaliter rejimlerde bile bir direniş alanı olduğunu, bu rejimlerin farklı bireyleri farklı etkileme tarzları olduğunu ve tabii bireyselliğin ta kendisini es geçiyoruz böyle baktığımızda. Bunu da bir çekince, bir zorluk olarak koyayım edebiyat platformunun önüne. Çünkü bu geçişler işte o kadar kolay olmuyor. Yani özellikle de tartışmayı derinleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki biyolojik salgından tabii çok daha farklı bir şey faşizm örnekleri ya da nazizmden bahsedeceksek. Doktor Rio burada aslında çok önemli bir karakter. Ben o karakterin bize aslında bir örnek olarak, bir rol modeli olarak sunulduğunu düşünüyorum. İlla ki bir kahraman olarak değil ama sanki Camus'un onaylayacağı yönde bir takım metotları var. Bilim yönünde çok ne diyelim öncelikli ya da çok metodu salgın yönetiminde öne çıkartan. Gizli anlatıcımız olarak bize sunulan, romanın sonunda da gerçek yazarın Doktor Rio olduğu söylenilen bir kurgu var. Ve aslında Camus'un insan hakları üzerinden savaş sonrası başarmaya çalıştığını, yani işte faşizme karşı, nazizme karşı savaş sonrası yazdıklarını, Doktor Rio de salgına karşı bilim yöntemleri ve yaratıcı teknikler kullanarak aslında çok paralel bir yere oturtuyor. Vebadaki karakterler kendilerini salgın karşısında aciz buluyorlar. Salgını kontrol altına alamıyorlar belki ama kontrol altına alınabilecek bir şey var. Doktor Rio karakterinde çok vücut buluyor. O da buradaki tüm vakaları, olan olayı, salgının derinleşmesini, işte önleme yöntemlerini kayıt altına almak. Ama kaydı da böyle bir basit bir kamera, basit bir böyle not alma gibi düşünmeyin. Kayıt alma burada aslında şahit olmak demek. Yani tüm olan zorluklara, mücadeleye, eşitsizliklere vicdanla, adalet arayışıyla şahit olmak aslında salgın dönemi bu romanda en azından en kontrol altına alabildiğimiz şey Doktor Rio sayesinde. Ve galiba bize de bu dönem için, başka bir salgın için, politik ve veya biyolojik, aslında romanın temel hedeflerinden biri bize de bunu göstermek. Siz de şahit olabilirsiniz. Ve bir direniş yöntemi tabii. 1957'deki Nobel Ödülü konuşmasında Camus de bu önemli vurguya tekrar parmak basıyor ve diyor ki yazarlar sadece yazmaktan çok ama çok daha fazlasını yapmalıdırlar. Bence oradaki vurgu çok temel. Yani yazmak değil bu. Bu şahit olmak, bu vicdanlı bir şekilde böyle bir olaya yaklaşmak ve daha da önemlisi her deneyimi geçirdikten sonra neyin işlediğini, neyin işlemediğini son derece eleştirel ve mümkünse objektif, tabii objektifliği tartışırız ne kadar mümkün, bir şekilde onlara ışık tutmak, ayna tutmak ve başkalarına aktarmak. Romanın önemli diğer sorusu da insanlar, insanlık ya da yani bir kasabadan çok daha genelleyerek insanlık veba yüzünden mi özgürlüğü kısıtlanmış bir hale gelmiştir? Yoksa vebadan önce de aslında belirli özgürlükler yok mudur? Özgürlük anlayışı nasıl kurgulanmalıdır? Burada işte belki romanın bir takım değerlerinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bence demin bahsettiğim anlamda vicdan, adalet, eşitlik ekseninde bir şahitlik ve tutanak tutma, bir yandan bilimsel metotlarla salgını çözmeye çalışma, şeffaf bir şekilde o çözülenleri aktarma ve onun üzerinden çeşitli politikalar üretme ve eğer salgını yönetebiliyorsak da salgın bittiğinde insani değerlere geri dönme. Yani roman sonunda da artık insanların yeniden doğaya verdikleri, birbirlerine verdikleri zarar ve katliamdan sonra sevgiyle nasıl sevgiyi nasıl deneyimleyecekleri üzerine sorular sorarak bitiriyor. Bence o da galiba romanın çok ön plana çıkarmak istediği değerlerden biri.
Son olarak bilimsel tartışmaların çok ön planda olduğunu söyledim. Belli ki bu romanın bir derdi var. Yani bir takım arka planda işlemeyen yöntemler, işlemeyen felsefeler, işlemeyen ideolojiler var. Bunlardan sadece bir tanesi din temelli düşünce. O da zaten Rieu'nun işte Taru'yla konuşmasında Rahip Panalı üzerinden gidiyor ve şöyle diyor, yani bu dönem siz Tanrı'ya dönüyorsanız yandık, gerçekten yandık. Çünkü Tanrı var demek zaten bütün mücadeleyi ona bırakmak demek. Yani gerçekten Tanrı'nın tamamen iktidarına ve gücüne inanıyorsanız o zaman biz doktorlar olarak, biz bilim insanları olarak ya da şu anda hepimiz aslında salgın yönetiminde çok aktifiz. İzolasyon bile hepimizin ortak mücadelesi. Hep hastanede önde olmamız gerekmiyor. Yani şu anda hepimizin yaptığı aslında birbirimize geçirmeyi önlemek vesaire. Bu konuda hepimiz aslında direnişin bir parçasıyız. O zaman diyor ki bırakalım her şeyi. Yani din burada çöküyor. Yani her argümanda aslında hani bilimsellik nasıl ön plana çıkıyor, din temelli duruş nasıl çöküyor bunu görüyoruz. Dolayısıyla arka plandaki tartışmaları da belki benden sonraki arkadaşlar açabilir biraz. Bu da salgın yönetiminde çok ön planda. Ve bunu tabii bugünkü örnekleriyle, bugünkü liderlik örnekleriyle de çoğaltabiliriz. Yani kim bilimsel verileri ve şu andaki deneyleri gerçekten dinleyip yönetimde onu kullanıyor. Kim tamamen bunları arkasına alıp kendi kendine yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Hiç bilimsel temeli olmayan ve tabii veriler nasıl şeffaf ya da hiç şeffaf olmayan yöntemlerle paylaşılıyor. Bence bu da romanın önemli tartışmalarından biri. Bu dönemden önce yalnız hatırlatmak isterim ki tabii ki bu dönem bir pandemi geçiriyoruz ama salgınlar son 10 yılın, 20 yılın aslında gündeminde hep vardı. Ve veba, özellikle bu roman Ebola krizinin ortasında çok gündeme geldi. Onu da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla biz şimdi o kadar böyle korkunç bir fenomenle karşı karşıyayız ki hani sanki okuduğumuz her şey bugün daha önemli oldu, daha ön planda oldu gibi düşünüyoruz ama öyle değil. Yani bu romanın gerçekten çok kritik dönüm noktalarında ve başka salgınlarda da ciddi tartışma platformları açtığını söylemek isterim. Orada şimdilik ben durayım. Ayşe Can'la devam edelim. Çok teşekkürler hocam. Ayşe Can hocam, açtım sesinizi. Çok teşekkürler Beyazlı ve Hülya'cığım, çok sağ ol. Biz bu konuşmaları planlarken çok fazla birbirimizin içeriğinden bahsetmedik ama çok sevindim ki farklı, yani benzer noktalara farklı şekilde sanırım değineceğiz Hülya'yla. Tabii çünkü ben bir edebiyatçı değilim. Öncelikle hemen onu söyleyeyim sanki böyle bir disclaimer gibi. Yani ve vebayı şimdi yani sizlere birazcık bir sağlık antropoloğunun gözünden, salgın tarihini biraz incelemiş bir sağlık antropoloğu gözünden anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde Nazlı'nın dediği bir şeye ben de gönderme yapmak istiyorum. Nazlı, ben ve Hülya olduğu için ve daha önce bizden ikimizden ortak ders aldığı için nostaljik dedi bu toplantıya. Benim için de çok da hoş bir şey aslında. Çok hoşuma gitti bu deyim. Çünkü benim için de vebayı tartışmak son derece nostaljik bir şey kendi kişisel tarihimde. Çünkü ben bir Fransız okulundan olduğum için vebayı Fransızca orijinal olarak 17 yaşında, şimdi yaşlar belli olacak ama yaklaşık 31 sene önce ilk okudum. Tabii ama merak etmeyin, İngilizcesinde çok daha yakın bir zamanda okudum. Ve şeyi fark ettim. Ben de tabii ilk Fransızcasını okuduğumda farklı bir gözle baktım. Sonra sağlık antropolojisi gözünden bu sefer İngilizcesini okuduğumda ilk okuduğumda çok fark etmediğim şeyleri fark ettim açıkçası. Ve Camus'un tabii yani veba, yani La Peste son derece önemli çağdaş Avrupa romanında hani okunması gereken vardır ya bu dergilerin falan, ilk 10 roman, ilk 20 roman okumazsanız cahilsiniz falan gibilerden, öyle bir şey ben demiyorum tabii ama yani böyle listelerde olan bir kitap, çağdaş Fransız veya işte Avrupa romanının en önemli kitaplarından ve egzistansiyalizmin yani varoluşçuluğun da en önemli da kilit metinlerinden kesinlikle ve
Dolayısıyla hani bu modern zamanların bir klasiği okumak olarak okumak bence çok doğru. Yani şimdi biraz iyi taraflarından bahsedeceğim, sonra birazcık daha eleştirel olacağım tabii ki kitaba. Arkasında müthiş bir çalışma yatıyor. Yani 1941'de başlayan Camus 21 yaşındayken, ya pardon 28 yaşındayken, sonra 5-6 yıllık bir çalışmadı. Camus çeşitli 17. 18. 19. yüzyıl vebalarını, koleraları, salgınları okuyor Avrupa'da ve bunu böyle bayağı büyük bir iş olarak yapıyor. Kendine böyle bir misyon ediniyor. Hatta André Malraux'a, bir başka önemli yazar ve gazeteci olan arkadaşı, André Malraux'a bir mektubunda şey diyor: bunu gece gündüz çalışıyorum, salgınları, çünkü tüm tekinsizlikleriyle, belirsizlikleriyle, insan ruhuna verdiği belirsizlik ve tekinsizlikleriyle roman olmaya çok uygun bir konu veba diye bahsediyor. Ve bu çalışmasının da aslında biz ürününü görüyoruz. Çünkü yani hem vebanın insan vücudunda ve ruhunda yaptığı tahribat ve vebanın değişik aşamalarında vücuda nasıl bir tahribatta bulunduğu, hem de toplumların, yani toplumlardan farklı aktörlerin, bu farklı aktörleri de daha sonra değineceğim tabii ki, farklı aktörlerin farklı reaksiyonları ve toplumun vebanın aşamalarına, işte başlangıç aşaması, yayılma aşaması gibi vebanın toplumsal ve tıbbi farklı aşamalarına verilen reaksiyonları da çok güzel bir şekilde kendi araştırmalarına da dayanarak bir zamansız oran şehrinde Camus anlatıyor. Onun dışında tabii şöyle de bir şey var, yani Hülya'nın da çok güzel bahsettiği gibi dini, felsefi, tıbbi, politik açıdan vebayı ele alıyor. Yani bu kadar çok boyutuyla bir salgını ele almasıyla tabii çok önemli bir kitap. Ben ilk olarak tabii bunları okumuştum ve bunları düşündüm özellikle söylemeyi. Bununla ilgili olarak 3 tane ana tema seçtim. Yani bu temalar hem vebaya dokunuyor, hem bu kitaba dokunuyor, hem de belki vebanın ötesinde bugün yaşadığımız pandemiye dokunmaya çalışacağım. Öncelikle ilk temam, kitabın başlarında da son derece farklı şekillerde vurgulanan, görünmeyenin, daha önce fark edilmeyenin görünür, fark edilir kılınması ve aslında vebanın da bu şekilde açıklanması, vebanın bu şekilde başlaması oranda ve görünmeyen sadece görünür olmuyor, aynı zamanda bir tehdit unsuru veya işte yeni bir farkındalık da yaratmaya başlıyor. Nedir bu ilk görünmeyenin görünür kılınması? Daha ilk sayfalardan kitabın, merak etmeyin sonlarını vermeyeceğim, daha çok başından konuşacağım. Kim öldü, kim kaldı spoiler vermemeye çalışarak konuşacağım size. Çok önemli, çok dramatik ve çok güzel anlatılmış bir kısımdır bu. Farelerin saklandıkları yuvalarından, deliklerinden ölmek için çıkmaları ve insanların gözü önünde çırpınarak, işte ağızlarından kan gelerek, son derece dramatik bir şekilde anlatır bunu Camus, ölmelerini anlatıyor. Ve tabii ki bu vebanın işareti, hatta belki vebanın ayak sesleri diye düşünebiliriz. Bunu aslında bugünden okuduğumuz zaman, işte hayvanların, farelerin ortaya çıkmasını çok farklı bir şekilde şöyle algılayabiliriz. Karantinaya girdiğimizde, yani evlerimize çekildiğimizde, Boğaz'da yunusların gözükmesi, işte İngiltere'de tilkilerin evlerin bahçelerine kadar gelmesi, daha önce aslında habitatlarını işgal ettiğimiz, doğalarını, dünyalarını zehirlediğimiz hayvanların biz elimizi, eteğimizi habitatlarından çekince daha görünür olmalarını fark ediyoruz. Belki bu bir koronanın işareti değil, ama bu sefer koronanın bir sonucu. Yani gerçekten bu görünmeyenin görünür olmasının farklı boyutları var bence. Ve şimdi anlıyoruz ki aslında ne kadar işte onların dünyasını kirlettiğimizi ve işgal ettiğimizi diye düşünüyorum. Aynı şekilde
Tabii yani oranı da değişik bir şekilde algılamamızı yol açıyor. Hastalıktan önce son derece ruhsuz, ticarete dayanan bir ekonomisi olan, işte ne yazları çamurlu, yazları tozlu, kışları çamurlu, çirkin, ruhsuz, böyle bir mekanik bir mekan olarak anlatırken giderek bir veba mekanı olarak son derece böyle bir tekinsiz, yani ev diye bilinen yerin, bir seviye monoton bir yaşamı olan bir yerin bir anda hem toplumsal hem kişisel olarak vebayla karşılaştığında aslında hem kolektif olarak hem bireysel olarak ne kadar kırılgan olduğumuz, ne kadar hastalık karşısında dini olarak olsun, felsefi olarak olsun, bir anlam arayışı olarak olsun, medikal ya da politik olarak olsun, ne kadar aslında insanın acizliği üzerine kurulması ve bir anda o monoton mekan dramatik bir mekana dönüşüyor. Ve yani Camus bunu yaparken giderek artan korku, panik, yani hem bireysel düzeyde hem kolektif düzeyde ve giderek artan belki de hani ben ölecek miyim, kim ölecek, işte sevdiklerim ölecek mi korkusu çok güzel anlatıyor. Yani o ruh iklimini çok güzel bir şekilde kuruyor. Şimdi bir kısaca şeye dönmek istiyorum. Camus salgınları araştırdı demiştim, salgın tarihini. Burada şuna dönmek istiyorum, buna bağlamak istiyorum. Çünkü 1940'larda yazarken Camus tabii tıp tam da çok, yani tıbbi risaleler, tıbbi metinlerden de son derece yararlanıyor. Şimdi şöyle bir şey var, 1940'lar aslında 19. 18. yüzyılda, hatta 20. yüzyılın başında Hülya'nın çok güzel verdiği gibi İspanyol gribi gibi 17, 18, 19. yüzyıllarda olan koleralar, vebalar gibi büyük salgınların gerek karantina olsun, gerek yani kitlesel aşılama ya da ilaç bulunmasıyla olsun, 19. yüzyılda tıbbın son derece büyük ilerlemeli kaydetmeleriyle birlikte salgınların 40'lara gelindiğinde büyük ölçüde çabucak engellendiğini görüyoruz. Aslında o yüzden 1940'larda vebanın bu kadar çok can alması aslında metaforik bir kavram, Hülya'nın da işaret ettiği gibi. Çünkü o zaman veba nispeten yenilmiş, nispeten tıbbi deyimle söylemek gerekirse eradike edilmiş bir hastalık olarak görülüyordu. Fakat tabii yani bir hastalığın eradike edilmesi ne demek? Aslında o zaman daha az görülmüş olsa bile 19. yüzyıla oranla o hastalığın yarattığı stigmatizasyonun, korkunun, paniğin, belirsizlik, tekinsizlik duygularının aslında hala kolektif bellekte yer alması demek. Belki 1940'larda bu kadar büyük pandemiler yoktu, epidemiler yoktu ama o hastalıkların ne derece büyük yıkımlara yol açtığı, psikolojik ya da işte bedensel olarak yıkımlara açtı, kolektif bellekte hala vardı imgeler olarak, stigmatizasyonlar olarak, metaforlar olarak. Dolayısıyla bunun verdiği o psikolojik hastalığın aslında bir tabu olması, bütün Batı modernitesine, tıbbi gelişmelere karşı durabilen bir tabu olmasını aslında biz pekala vebada da görüyoruz. Örneğin ben hem elimdeki Fransızca ve İngilizce yorumlarına baktığım zaman, versiyonlarına baktığım zaman Camus'un İngilizcesinde, hemen notlarıma bakıyorum, 33. sayfaya kadar, Fransızcasında da biliyorsunuz Fransız cümleler daha uzundur, 35. sayfaya kadar veba kelimesinin geçmediğini görüyorum. Yani hastalık bir tabu olarak, yani farelerden bahsediliyor, hastalıklardan bahsediliyor, hastaneden bahsediliyor, fakat veba kelimesi 30'lu sayfalara kadar rastlamıyoruz. Yani hastalığın adını söylememe çok böyle olan bir şey aslında bu hastalığı tabulaştırma konusunda. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Bugün de baktığımızda, mesela ben sosyal medyada, medyada çok takip etmeye çalışıyorum. Koronavirüsü malum hastalık, malum nedenlerle içerideyiz, malum salgın gibi geçiyor. Ve kanserde de aynı şeyi görüyoruz. Birçok hastalıkta bu ismini söylemeden tabulaştırma durumu var. Onun dışında
İkinci temamda hani bu işte görünmeyenin görünür hale gelmesi. Aynı şekilde ikinci temamda yine Hülya'nın da çok güzel bahsettiği gibi, merak etmeyin bütün kahramanlardan bahsetmeyeceğim ama Rio'dan bahsetmeden olmuyor tabii. Çok enteresan bir şey. Yani orada Rio'nun doktor olması bir tesadüf tabii ki değil. Bir üst anlatıcı, hatta Camus'un de bir gölgesi. Yani orada anlatıcı, yazar ve doktor birbirinin içine geçiyor. Şimdi lise bilgilerimi kullanacağım size, 30 küsur yılın öncesinden gelen. Rio'nun bütün buradaki isimler, Fransızca bilenler de fark edecektir. Ana karakterlerin isimleri, yani soyadları daha doğrusu, hiçbir şekilde tesadüf değil. Rio kelimesi, Dio kelimesiyle bir harf farklı, yani tanrı, yani bir şekilde modern zamanlar tanrısı diyor ve Rio benzerliğinden gidersek bir tanrı, bir üst anlatıcı, sanki zaten bütün kitapta onu hissedersiniz, sanki panoramik bir şekilde hem o mekana, şehre bakar, orana bakar, hem de farklı kahramanları tepeden görür, iç dünyalarına iner gerekirse, gerekirse politikalara değinir, yani her yerde biraz omnipotent veya işte omnipresent bir tanrı durumundadır. Rio kelimesinin bir anlamı daha var. Şimdi bütün Fransızca başlarmışım konuşmaya. Yok, yapmayacağım. Rio kelimesi rirden geliyor. Yani Fransızca gülmekten geliyor. Eski Fransızca'da rio çok kullanılıyor. Güleç, güler yüzlü demek. Yani Veba'da tabii ana karakterin isminin güleç ve güler yüzlü olması bayağı komik. Ve fakat tabii yani egzistansiyelizmi düşünürsek, yani işte Hülya'nın da bahsettiği işte absürditeden, gerçi burada yani ne kadar var tabii o da tartışılır ama kitaptaki trajikomik bölümlerden söz edersek, aslında anlatılarda da ana tonun biz biraz sarkastik, ironik bir gülme, hatta yani Türkçe'de tabir edilen bıyık altı gülme olduğunu konuşabiliriz. Yani Rio en başından itibaren yani canla başla mücadele eder vebaya karşı, ama bir yandan da işte gerek dini açıklamalar olsun, gerek büyük anlam arayışları olsun, bunları hafif müstehsi bir gülüşle cevap verir gibi bir ton buluyoruz biz. Ve aslında Rio de farkındadır ki, yani bu Sisyphos mitine ben değinmek istiyorum. Hülya'nın da bahsettiği ve aynı zamanda Camus'un araştırma yaparken bu vebalar veya hastalıklar konusunda bunun üzerinde bir mit yazdı. Eser yazdı, deneme yazdı. Sisyphos mitinde olduğu gibi, yani hem bu mücadelede, veba ile mücadelede birçok insan ölecektir, geç kalınmıştır, hem de işte yani ve politik önlemler olarak da politikacıların geç kaldığını görürüz ve işte yani biraz bugüne benzer şeyler de olmuştur. Hem de ne kadar biz işte ne kadar işte vebadan bir şehrin, bir yerin kurtulduğunu düşünsek de her an yeniden hortlayabilir. Aslında bu Sisyphos mitidir. Yani her mücadele yeniden başlayabilir. Her sorun benzer şekilde yeniden ortaya çıkabilir diye işte aslında bize Rio mesajı verir. Aynı şekilde biz bugün korona virüsü, işte aşı mesela bulunması bir yıl içerisinde olacak. Ama aynı şekilde korona virüsü mutasyona uğrayabilir. Yazın bitecek mi bilmiyoruz. Tekrar mı gelecek? Hep böyle bir ikinci dalga gelebilir gibi. Bir yandan da hani mücadele tekrar başlayacak. Hem bir yandan mücadelenin boşunalığı, beyhudeliği var. Ama bir yandan da bu mücadeleyi bırakmama arzusu ve o mücadeleye her açıdan devam etme arzusu var. Şimdi şey demiştim ben demin, anlam aramaktan bahsetmiştim. Yani kitabın en komik, ben ilk başta okurken bayağı gülmüştüm. Sonra çok da trajikomik olduğunu düşündüm. Grand karakteri var. Tabii Grand karakterinin kesinlikle isminin Grand olması da tesadüfi değil. Biliyorsunuz Fransızca'dan Türkçe'de de kullanılıyor, İngilizce'de de kullanılıyor sanırım. Ya da en azından ben kullanıyorum. Kimse beni uyarmadı. Başka dilde yok diye bu. Grandiose kelimesi var. Yani çok
ne diyeyim, büyük çaplı, hırslı, iddialı, müthiş böyle grandiyoz projeler. Grant'da tam böyle bir projenin içerisinde çok büyük bir epik roman yazmaya çalışıyor. Ve kitabın belki en trajikomik, en acıklı tarafı da burası. Yani veba bir şeyi kırıp dökerken Grant karakteri sürekli o, yani aynen Sisyphos miti gibi o büyük romanın İlk cümlesini bir daha yazıyor. Bir kelime üzerine şöyle mi diyeyim, böyle mi diyeyim diye işte bir kelime üzerine aylarca, günlerce işte düşünerek, değiştirerek o kelimeleri tek bir cümle içerisinde ikinci cümleye geçemeden aynen Sisyphos miti gibi o romanı tamamlayamıyor. Dolayısıyla burada şimdi çok ilginç bir şey var. Sadece biz buna gülüp geçmeyelim bence. Yani bir mücadelede insanın bir ölüm kalım mücadelesinde aslında sadece hayatta kalmak değil, buradan bir üst anlam çıkarma çabasını da görüyoruz. Ben açıkçası şimdi evde ekmek yapan arkadaşlarım alınmasın. Bu roman yazma hırsını, projesini, bunu sarkastik bir anlamda söylemiyorum. Ben genelde pek sarkastik insan değilimdir ama evde ekmek yapan, korona işte karantinasında evde ekmek yapanlara benzettim. Bugün ekmek yapıyoruz. Bakın içini gösterdik, çok başarılı geçti. Bu hafta ne yapıyoruz? Pide yapıyoruz. Bu hafta ne yapıyoruz? Simit yapıyoruz. Yani burada aslında ekmekle beraber bir anlam da üretiliyor. Sadece tüketici değiliz, üreticiyiz. Bak elimizde işte sadece dışarıdan almıyoruz. Gıdamızı kendimiz de üretiyoruz. Belki çevreci de bir anlam, belki sürdürülebilirliğe bir işaret olarak. Hani Grant'ın 1940'larda yazdığı ya da işte zamansız bir dönemde vebada yazdığı romana benzer bir şekilde bir şeyler üretme çabası, bir anlam üretme çabası olarak görüyorum. Son temamda gene lise bilgilerimden, bayağı bugün kullandığım lise bilgilerimi, biz ilk La Peste okurken, Veba'yı okurken bize çok değerli Fransızca edebiyat hocamız şöyle söylemişti: bu kitabın başarısı her şeyden önce bu 5-6 karakter üzerinden insan doğasına kaleidoskopik bir bakış açısı sağlamasından gelir demişti. Yani vebayı burada böyle bir süje olarak düşünürsek, subject olarak düşünürsek bir şekilde kaleidoskop sokuyor. Hangi insana bakarsak farklı bir veba algısı veya farklı bir veba mücadelesi görüyoruz. Hani kaleidoskoptaki çiçek türbünü galiba Türkçesi. Orada beliren, çiçek türbünde beliren değişik renkler, şekiller gibi. Yalnız tabii hani eleştirel olacağım demiştim sonunda, şimdi olabilirim. Zaten Hülya'nın da çok güzel bahsettiği gibi. Yani burada tabii tüm karakterlerin hastalık ve ölüme karşı aldıkları farklı tavırlar var. Ama tabii ben lise 2'deyken bu kaleidoskopik insan doğası lafını çok güzel yemiştim ve çok güzel bulmuştum. Evet, doğru falan demiştim. Tabii bugünden daha feminist ve işte Subaltern'ları okumuş, postkolonyalin ne demek istediğini bilen bir Ayşecan, büyümüş bir Ayşecan, yaşlanmış bir Ayşecan olarak şunu biliyorum ki aslında La Peste, veba insan doğasını değil, sömürgeci beyaz adam doğasına anlatıyor vebaya karşı. Ve çok ilginç, yani Hülya tabii ki şeyden bahsetti, kadınların ne kadar ikinci, üçüncü, dördüncü bir rol oynadığından kitapta. Aynı şekilde Araplar da zaten böyle bir tanımsız Araplar kitlesinden bahsediliyor ve çoğu zaman Arapların ve kadınların sesini, anlatısını, veba anlatısını duymuyoruz. Ne üzerinden duyuyoruz? Erkeklerin onları anlatması üzerinden duyuyoruz. Yani dolaylı ve çok küçük bir rolde görüyoruz. Araplar ve kadınların neredeyse sadece isimleri geçiyor. Yani ve bu arada olay Cezayir'de geçiyor tabii. Onu da düşünmek lazım ve bir sömürge ortamında geçiyor. Şey çok ilginç, yani Rion'un karısı çok enteresan, yani Hülya'nın da çok güzel işaret ettiği gibi Rion'un karısı hasta ve sanatoryuma gidiyor. Yani kitabın büyük bir kısmı sanatoryumda.
Ama acaba verem mi? Şimdi sanatoryum olduğu için direkt verem diyebilirsiniz ama hayır. O zaman akciğer hastalığı olan birçok insan, temiz hava için solunum yolları hastalığı olan birçok insan sanatoryuma gidiyordu. Dolayısıyla hastalığının adı bile geçmiyor. Şimdi burada edebi bir karar vermiş komediye savunabilirsiniz. Dersiniz ki sadece vebadan bahsetmek için diğer hastalıklardan bahsetme. Ama bir dakika bir duralım. Riyo'nun karısının sanatoryuma giderken trene binmeden önce ruj sürdüğünü biliyoruz. Yani kırmızı rujuna kadar var ama hastalığının ismi yok. Burada bir ben burada bir bit yeniği olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla hani Hülya'nın dediği gibi kadınların hastalığı, kadınların ölümü yani bayağı bir ikinci planda kitapta. Onun dışında yani yani hem vebayla hem karısının işte başka bir hastalıkla mücadelesini, diğer insanların vebayla mücadelesini tamamen beyaz adam perspektifinden görüyoruz. Yani burada aslında hiç kaleidoskop falan yani belki o beş kişinin kendi arası çok dar küçücük bir kaleidoskop ve doktorun üst anlatısı yani Dion'un hatta yani Tanrı'nın üst anlatısı son derece aslında nispeten tek sesli. İşte o kadar iddia edildiği gibi çok sesli değil. Tabii ki farklı aktörler, farklı boyutlar, kurumlar var ama müthiş bir çok tek seslilik var. O kadar da abartıldığı gibi belki 40'larda çok sesli bulunuyordu ama bugünün perspektifinden baktığımızda pek de o kadar görmüyoruz. Bugünün koronasına baktığımızda da yani çok daha fazla aslında alternatif anlatıların yani sadece doktorlara müthiş büyük prof doktor diyor ki işte efendim korona şu gün hortlayacakmış bugün şöyle yapın filan o anlatıları tabii ki çok görüyoruz yani böyle bir üst sesi uzman otorite sesini ama hemşirelerin evde iş yükü artan hem iş yerlerinde iş yükü artıp değeri işinin değeri yeterince bilinmeyenlerin tutukluların evsizlerin kimsesiz yoksul yaşlıların yani çok farklı sesleri çok farklı görüşlerden korona anlatıları duymamız bugün mümkün. Belki alternatif sosyal medya ve medya sayesinde yani işte Pınar Öğünç'ün duvar röportajları ki inanılmaz güzeller. Ya okumamış olanlarınız hala varsa tavsiye ederim. Tam da bu çok sesliliği anlatıyor. Tam da hani bu üst anlatıların, tepeden bakan üst anlatıların aslında susturduğu kişileri ve işte gölgede bıraktığı kişileri görünmeyeni görünür yapıyor. Aynı şekilde Burcu Karakaş'ın yalnızlık pandemisi adı altında verdiği anlatılarını da çok çok tavsiye ederim. Bütün bu anlatılar bize Camus'da pek olmayan yani biraz belki alt metinde olan toplumun fay hatlarını gösteriyor. Yani toplumda zaten var olan eşitsizliklerin, stigmatizasyonların, ayrımcılıkların, yani bu bütün toplum için, sadece Türkiye için değil, bütün eşitsizliklerin, ayrımcılıkların daha da artmasını pandemiyle beraber ve daha da görünür kılınmasını aslında sağlıyor. Yani pandeminin farklı sesleri duyulmasında bir aracı olduğunu gösteriyor ve bu şekilde bu eşitsizlikler, ayrımcılıklar işte farklı sosyal medya mecralarıyla, farklı medya mecralarıyla görünür hale gelerek biz de, hepimiz de bunları okuyanlar da bu ayrımcılıkların, eşitsizliklerin giderilmesinde bir şeyler yapmalı, bir şeyler yapmalıyız dürtüsünün oluşmasına sebep oluyor. Yani belki şeyde vebada bu sarkastik insanın acizliğini, toplumların acizliğini vurgulayan traji komik ton burada aslında bir ivedilik, bir şeyler yapmalıyız dürtüsüne yol açıyor. Farklı, çok sesli anlatıları bu dönemin pandemisinde duyduğumuzda diyerek 3 temamı da bitiriyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Şimdi Mete Han'ın sesini açıyorum ben. Merhaba. Geliyor değil mi? Ses. Evet, evet geliyor. Tamamdır. Ben bugün vebadaki kahramanlık teması üzerine biraz bahsedeceğim. Oradan da yola çıkıp bugüne bağlamaya çalışacağım biraz. Okurken benim fark ettiğim şeylerden biri Ryu'nun
Yani Ryu üzerinden de Kemen'in yaşamaya da ölmeye de bu Sisyphos'un mitindeki verdiği genel temanın çerçevesinde bir anlam vermemesi yaşamaya ve ölmeye de. Buna bağlı olarak dini ya da herhangi o genel büyük inançların dini olmasa da olur, herhangi büyük inançların pek onu etkilemeden yani harekete devam etmesi ve vebaya karşı mücadelesini kaybedecek olsa da vazgeçmeden devam ediyor. Hiç yani yalnız hiçbir zaman da bir kahraman olarak isimlendirilmiyor Ryu kitapta. Hatta normal olarak bir insanın yapması gereken şey ölüme karşı mücadele etmek diye söyleniyor bu. Hatta Ryu de kendisini doktor olduğu için kendisinin yaptığı işi anlatırken insanlara bir öğretmen 2 kere 2'nin 4 olduğunu öğretiyor diye tebrik edilmez. Ama belki de bu mesleği seçti diye tebrik edilir diye farklı bir açıdan bakıyor yaptığı işe. Bu yüzden yani ilginç gelmişti bana bu quote. Bahsetmek istedim bundan. Kahramanlığa aynı zamanda egoizm gibi de bakıyor Ryu. Belli noktalarda sağlık kollarında gönüllü olarak çalışmanın değerini kamu bu yüzden olması gereken şey. Yani decent şey bu tarzında yorumluyor. Yani insani olan şeyin bu olduğunu söylüyor. Bu tam olarak kahramanlık tanımını karşılamayan bir kahramanlık oluyor günümüz şeyinde bence. Çünkü hani kahraman dediğimizde aklımıza gelen şey o beyaz atlı prens ya da Süpermen havası olması gerekiyor. Ama çok daha günlük çok daha hayattan bir kahramanlık çerçevesi çiziyor bize Ryu. Bence yani şeyi anlatırken Ryu'nun ağzından Kemi. özellikle Ryu Penelope'den farklı olarak yine hiçbir dini sebep olmadan ya da Toro azizlik inancını temelli bir harekete geçme sebebi belirliyor. Ama bu sebepler olmadan Ryu sadece mücadele ediyor ve zaferlerin hep geçici olacağını söylediğinde Toro her zaman öyle olacak, bunu biliyorum. Mücadeleden vazgeçmek için bir neden değil bu diyor. Yani sadece mücadele ediyor. Hani hiçbir ekstra, asıl amacı mücadele etmek şekline çeviriyor. Mücadele etmenin bir amacı olması yerine. Yani kahramanlara inanmayan bir kahraman portresi çizilmiş oluyor burada da. Bir egoizm gibi gelse de kahramanlık ünvanı Ryu'ya aslında kahraman olmaktan kaçamıyor. Ve hani bu veba süreci içinde bir direniş yöntemi olarak da vicdanla kayıt almak bir seçenek gibi geliyor. Gran var bir yandan da. Gerçekten kitabın içinde kahraman şeklinde isimlendirilen bir karakter. Oldukça halktan biri, oldukça vasat denilebilecek bir karakter. Ve çok sessiz bir şekilde zor vakitte doğru şeyi yapmayı tercih ettiği için böyle isimlendiriliyor. Bu da bütün insanlar bunu yapamıyor diye kahraman olarak isimlendirmeyi tercih ediyor belki de. Yani bana göre Ryu diyorum. Kemi. Anlatıcı olarak zaten Ryu olduğu için. bir yandan da kitaptaki kahramanlık ve kadınlar noktası var. Zaten daha önce hocalarımız da bahsetti bundan. Kahramanlık ya da herhangi bir sebep adına mücadele eden onca erkek karakter olmasına rağmen hiçbir kadın karakterin mücadele ederken göremiyoruz şeyde, kitapta. Çoğu önemli kadın karakter şehrin dışında ve bütün sıkıntılar atlatıldıktan sonra kahramanlık hikayeleri dinleyecek potansiyel kişiler şeklinde anlatılıyor. Yani çok garip geliyor bu. Yani sadece bunun olması bile çok absürt bence. Bu noktada da
Rembert karakteri var. Gazeteci olan karakter. Aşkı uğruna kaçmak istediği zaman da Rue gayet yapabilirsin diye destek çıkıyor. Hani o da bir yandan kahramanlığın değerini azaltırken aşka verdiği değeri artırıyor ve garip bir mesaj veriyor orada. Hani kahramanlığı sürekli şey yapmaya düşürüyor. Değerini düşürüyor. Şeye geldiğimiz zaman da, bugüne baktığımız zaman da birçok insanın kahraman olarak adlandırıldığını görüyoruz zaten. Yani kahraman olarak adlandırıldığı şu şekilde, mesela para toplayan ve bir sürü bağış yapan insanların kahraman olarak şimdiden adlandırıldığını görüyoruz. Ya da toplumda bu vefa grupları var mesela. Oralarda çalışan insanların, hani gönüllü olarak çalışan insanların kahraman olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bir yandan işte şu anda Ryu ya da Kemi burada olsaydı zaten yapılması gereken şey bu diyecekti gibi bir duyguya bürünüyorum ben. Benim kısmımı da burada bitirebilirim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Mete. Şimdi Pınar'ın sesini açıyorum. Merhaba öncelikle herkese. Benim değinmek istediğim nokta salgınların ilk defa ortaya çıktığı ve doruk noktasına ulaşıncaya dek vaka sayılarının artmaya devam ettiği dönemle vaka sayılarının kısmen azalmaya başladığı dönemlerdeki insan tutumlarının karşılaştırılması ve günümüzde de koronaya karşı insan reaksiyonunun ve bazı Oran kentindeki insanlar için de aynı olduğunu düşündüm. Şimdi sesim düzgün mü? Biraz açmaya çalışacağım. Yani ben şimdi duyuyorum. Sanırım herkes duyuyor mu? Tamam. Biraz yaklaşıp konuşabilirim. Bence devam edelim. Pınar'cığım çok az vakit var. Tamam. Aynı olduğuna bahsettim. Nitekim kitapta da vebanın doruk noktasında olduğu dönem ile ilgili şu cümlelerin altını çizebiliriz. Üçüncü bölümün başından bir alıntı yapmak istiyorum. O anda Ağustos'un ortasında veba her şeyin üstüne çökmüştü. Böylece bireysel yazgı diye bir şey artık yoktu. Veba ve herkesin paylaştığı duygulardan oluşmuş toplumsal bir tarih vardı diyor Camus. Ve tıpkı Oran'da olduğu gibi günümüze bakacak olursak da hastalık ve kriz anlarının en yoğun yaşandığı dönemde insanlar bütünleşiyor ve bir ortak bir kader paylaşımı, birlik oluyor diyebiliriz. Camus'un de dediği gibi toplumsal bir tarih oluştuğu için, yazıldığı için aslında o dönemlerde ve bir birlikte hareket etme görülüyor. Ortak bir toplum bilinci yaratılarak. Bununla birlikte salgının gerilemeye başlandığını düşünüldüğü zamanlarda insanlar tekrar kendilerine odaklı hayatlarına dönmeye başlıyorlar. Çünkü kendisi ve herhangi bir yakını hasta olmayan insanlar iyileşme belirtilerine sevinmeye ve hiçbir şey olmamış, olmuyormuş gibi davranmak eğilimi gösteriyorlar. Bu aslında insanın tekrar normaline, konforuna dönme eğilimi olarak da aslında açıklanabilir ve insana özünde olan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ama bununla birlikte bu çok doğal bir durum, evet, ama yanlış olduğundan da bahsetmek gerekir. Çünkü sadece kendi hayatlarının normale dönmesi hala hasta insanların varlığını da değiştirmiyor. Ve Oran'da da bunu görüyoruz. Sayfa 269'dan bir alıntı yapmak gerekirse Camus şunu söylüyor. Ama genel neşeye en yabancı kalan aileler kuşkusuz tam o sırada bir hastanede veba ile cebelleşen bir hastası olan ve karantina merkezlerinde ya da kendi evlerinde vebanın başkalarının yakasını bıraktığı gibi kendi yakalarında gerçek anlamda bırakmasını bekleyen ailelerdi diyor. Ve aslında tam da şu günlerde içinde de olduğumuz bir durum bu. Tekrar kendimiz ve kendi çevremize odaklı yaşamaya dönme isteğim. Ya bu ne kadar yanlış olduğunun bir çıkarımını yaptım ben veba sayesinde. Ve Camus'un da tekrar bize bunu hatırlattığını görüyoruz bana kalırsa. Söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler Pınar. Benim görüntüm dondu galiba ama sesim geliyor. Cemre'nin sesini açıyorum hemen. Tamamdır. Evet. Merhaba. Ben daha çok günümüzde vebadaki kriz yönetimiyle koronanın yönetimi arasındaki paralellikler üzerine konuşacağım. Ve bu konuda özellikle medyaya değineceğim. Ayşecan hocamızın dediği gibi Rio'da bize o dönemin televizyon gibi anlatıyor. Şimdi de televizyonlarda da bütün dünyada da Türkiye'de de siyasi kurumların ya da politikaların halka yansıttığı gerçeklikle bilimsel gerçeklik arasında bir dengesizlik, bir gelgit bulunuyor. Yani siyasi kurumlar sorumluluğu genelde üzerine almamak ya da sonuçlarını üstlenmemek gibi bir tavır sergiliyor. Bu vebada din üzerindeyken rahip diyordu ki panelü günahkarları cezalandırmak için gelmiştir bu veba. Halbuki görüyoruz ki çocuklar da ölüyor, en günahsızlar. Manastırda papazlar da ölüyor, askerler de, yani hepsi ölüyor. Günümüzde de ilk başta bu koronanın çıkmasında Asyalılara, Çinlilere atfedilen bir durum olarak algılandı. Yani şu an Trump Çin'e dava açmayı düşünüyor, Çin virüsü diyor. Halbuki bütün ülkelerin şu anki bu felaketten yaşadığı sıkıntılar kendi politika tercihleri. Örneğin Almanya en az etkilenen ülkelerden biri. Neden? Yine etkileniyor. Yani Rio kitapta diyor ki vebaya karşı kimse bağışıklık sahibi değil. Herkes onun karşısında eş derecede güçsüz, eş derecede bilmiyor. Günümüzde de korona karşısında bütün devletler, hani insanları ve devletleri de bir kişi gibi alırsak, eş derecede şaşırıyor. Yani o yüzden insanların da Hülya Hoca'nın da dediği gibi kendini izole almaları kendi sorumluluğuysa, devletlerin de vatandaşlarına uyguladığı politikalar sorumluluğu. Çin, Almanya, Amerika gibi üç farklı siyasi görüşe sahip ülkeden de bunu görebiliyoruz. Mesela Almanya bundan 100 yıl önce kolibasili salgınlarında kurduğu Robert Koch Enstitüsü'nden bu pandemi konularında daha bilgili ve daha bilgili yaklaşabildi, daha bilimsel yaklaşabildi. Ama Trump bir yandan da aşırı derecede bunu etnisiteye, politikaya bağladı. Kimlerde, iki ülkeyi de karşılaştırdığımızda ne kadar bu hastalıktan çektiklerini görebiliyoruz. O yüzden benim söyleyeceğim nasıl veba romanı sadece hani tıbbi bir hastalığın yayılması değil, faşizme bir alegori ise, nasıl bugün koronaya da bu hastalık yayılması üzerinden siyasi rejimlerin ve güç politikaların eleştirisi gibi bakabiliriz ve bunu da en iyi devletlerin tavırlarıyla alabiliriz. Yani burada ne Hristiyanlık, Müslümanlık, ne Türk ırkına bu hastalık gelmez, ne sadece sarı ırka mensup etkileyen bir hastalıktır diyebiliriz. Sadece hakikaten bilimsel olarak davranan bireylerin ve toplumların daha avantajlı çıkabildiği bir durum. Nasıl işte veba faşizme eleştiriyse, koronada biraz belki bu totaliter rejimlere ya da sert kapitalizm altında hemen ekonomik hareketliliğe zorlayan rejimlerin karşılaştırmasını yapabileceğimiz bir durum oldu. Ona bağlayacağım ben de. Çok teşekkürler Cemre. Ben Hülya Hoca'nın sesini hemen açıyorum. Bir ufak günümüze kadar gelmişken evet.
bir toparlama alalım ondan. Evet, çok teşekkürler. Bence çok vaktimiz kalmadı zaten. Çok hızlı biz Ayşecan'la bir sorulara bakalım. Onlara çok kısa cevap verelim çünkü bitireceğiz. Çok çok teşekkürler hepinize bu tartışma için. Dediğim gibi hem biraz daha uzun vakte ihtiyacımız var. Çok fazla konuya değindik. Hem de aslında daha sohbet ortamı yaratmaya da ihtiyacımız var ki sizlerin nasıl bu romanla ilişkilendiğinizi ve bugüne dair neler söylemek istediğinizi daha rahat dinleyelim. Şimdi temel olan şeyleri bence çok güzel bir şekilde herkes anlattı. Yani romanı nasıl analiz edebiliriz, ne kadar çoklu bir analize gidiyor. Bir tek sorulardan sorulardan yola çıkarak bir yorumda bulunayım. Bu tamamen kişisel yorumum. Rieu-Dieu ilişkisini çok önemsemekle birlikte yeni bir din temelinin bilim metodlarıyla kurulmadığını ve hani kahramanlığın da bunun üzerinden kurulmadığını, hatta romanın tümünde de kahramanlıkla ilgili bolca skeptik, çok şüpheci tartışma olduğunu düşünüyorum. Bilim mutlaka hani insanın yaratabileceği herhalde burada en temelli, en önemli metot bir salgınla uğraşmak için. Ama bir yandan da belki faşizm gibi başka daha politik bir salgınla uğraşmak için. O kesin ama onun üzerinden hadi buna da tapalım. Hani yeni bir tapınma, yeni bir aklın çöktüğü, sadece inancın öne geldiği bir yöntem ya da bir düşünce biçimi, duygu biçimi sunulmuyor, inanç biçimi sunulmuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla sorulardan birinde Rieu'nun tanrılaşmasıyla ilgili bir nokta vardı. Onu yeniden değerlendirelim isterim. Yani Rieu-Dieu paralelliği ne kadar iyi otursa da. İkincisi bu sömürgeci beyaz erkek meselesi. Evet, yani bu roman gerçekten erkek karakterlerin erkek karakterlerle çok eril bir platformda bilgi ürettiği, felsefi tartışmalar yaptığı, ölen erkek